İnternet, bilgisayarları, cihazları ve insanları birbirine bağlayan geniş bir ağ. Bugün modern hayatın olmazsa olmazı. Ancak bir şey var ki ne onsuz interneti konuşabiliriz ne de interneti onsuz. O modern internet ve hayatı şekillendiren en önemli teknoloji şirketi. Tabii ki Google'dan bahsediyorum. Günde 8,5 milyardan fazla arama yaptığımız, her gün 1 milyar saatlik video izlediğimiz, günde 8,5 milyon insanın yol tarifi aldığı, 121 milyardan fazla e-posta gönderildiği ve bulmak istediğimiz şey 49 milyar web sitesi içerisinden göz açıp kapatıp kapayıncaya kadar bizlere ulaştıran dünyanın en büyük arama motoru, beraberinde televizyonu, postacısı, reklam ve teknoloji şirketi. 1998 yılında iki genç tarafından geliştirilen ve yıllar boyu inanılmaz bir büyümeyle internetin ta kendisi olan Google, dünyayı nasıl şekillendirdi? Teknoloji devlerinin serüvenlerini anlattığımız Nereden Nereye serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. ...1995 yılında Larry Page isimli Amerikalı bir öğrenci Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerini yüksek lisans eğitimi almak için kaydoldu. Page, eğitimi için bir tez hazırlığındaydı ve tez konusunu World Wide Web olarak belirledi. World Wide Web o yıllarda teknoloji dünyasının lokomotiflerinden biriydi ve internet kavramı web siteleri aracılığıyla bu geniş ağı oluşturmaya başlamıştı. Larry Page de gelişen internet ağını tarayabileceği, bu verileri izleyebileceği ve kaydedebileceği bir program üzerinde çalışmaya başladı. Elbette bunu yaparken o dönem tanıştığı bilgisayar bilimleri öğrencisi olan Sergey Brin'den de destek alıyordu. İkili adına Backrub dedikleri internet sayfalarının içerisinde bulunan linkleri temel alan bir arama motoru geliştirmeyi düşündü. O dönem webde gezinme genellikle bir web sitesi içerisindeki bağlantıları kullanarak farklı sayfalarda sörf yapma deneyiminden oluşuyordu. Elbette Yahoo gibi arama motorları bu sayfaları bulmak için hizmet veriyordu ancak hiçbir arama motoru bugünkü gibi nokta atışı sonuçlar getirmiyordu. Page ve Brin de bu noktadaki eksikliği giderebileceklerini düşündüler ve gelişmiş bir arama motoru olan Backrub'ı geliştirmeye başladı. Page ve Brin çalışmalarıyla web arama sonuçlarını bağlantı davranışlarına göre sıralayabilecekleri bir algoritma geliştirdiler. Buna göre bir web sitesi diğer siteler üzerinde ne kadar atıf alıyorsa o kadar popüler olmalıydı ve arama sonuçlarında daha önde kalmalıydı. Larry'nin ismini taşıyan PageRank adlı bu algoritma zamanının en güçlü arama motorunun temelini oluşturacaktı. Algoritma önce Stanford Üniversitesi'nin web sitesinde kullanılmaya başlandı. Burada başarılı sonuçlar üreten Backrub daha fazla web sitesi entegresiyle daha isabetli sonuçlara ulaştı. 1996 yılında Page ve Brin, Backrub adlı arama motorlarının ismini Google olarak değiştirmeye karar verdiler. Bu isim bilgisayar dilinde bir rakamı ile peşine gelen 100 tane sıfırın matematiksel olarak oynanmasıyla ortaya çıktı. Google ilk kez çıkış yeri Stanford Üniversitesi'nde faaliyete geçirildi. Sistem harika çalışıyordu ancak inanılmaz bir kaynak tüketiyordu. Öyle ki Google Stanford Üniversitesi'nin neredeyse tüm ağ band genişliğini kullanıyordu. Hatta bu durum bir keresinde Stanford'un internetini bile kesmişti. Google'ın gittikçe büyümesi bir tez makalesinin ötesine geçmeye başlamış ve iki öğrencinin bu sistemi şirketleştirme sürecine doğru yol almasına sebep olmuştu. Ancak şirketleşme için de para gerekiyordu ve ne Larry Page'de ne de Sergey Brin'de şirketleşecek kadar para yoktu. Onlar da teknolojilerini daha büyük firmalara lisanslamayı denediler ve 1.6 milyon dolarlık bir fiyatla şirketlerin kapılarını çalmaya başladılar. Google teklifi birçok şirket için makul bir teklif değildi ve hemen hemen hepsi Page ve Brin'in yeni teknolojisini reddetti. Çünkü o dönemlerde arama motoru olma fikri çok cazip değildi. Yahoo bile bir arama motorundan çok herkesin günlük takip ettiği bir portal olma fikrindeydi. Haliyle tüm web siteleri insanları kendi platformlarında tutmaya gayret ediyordu. Google'ın yaptığı şey ise sadece arayanlara yol göstermekti. Bu yüzden birçok şirket sınırlı bir kitle için hizmet sunacağı düşünülen Google'ı lisanslamak istemedi. Page ve Brin Google'a müşteri bulamayınca kendi şirketlerini kurup yola kendi başlarına devam etmeleri gerektiğini fark ettiler. Çünkü Google hala Stanford Üniversitesi'nin altyapısıyla ve kaynaklarıyla destek veriyordu. İkili önce Stanford'da kurdukları sistemi şimdiki YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin garajına taşıdı. Ardından Sun Microsystems'in ortaklarından Andy Batchelorsheim isimli bir iş adamından 100 bin dolarlık bir yatırım buldular. Ve 7 Eylül 1998 yılında Google gerçek bir şirket olarak faaliyete geçmiş oldu. Google şirket olarak faaliyete geçtiğinde işler pek de düşünüldüğü gibi değildi. Çünkü henüz bir gelir modeli oluşturulamamıştı ve harcanan para yatırımlardan gelen paradan oluşuyordu. Dolayısıyla sıcak paraya ihtiyaç vardı. Google daha fazla yatırımcı aramaya başladı ve toplamda 2,5 milyon dolara varan değerlemeler gördü. İşlerin yürümesini kolaylaştırsa da bu paralar yatırımcılara geri dönüş sağlamalıydı. Yani Google yatırım alırken yatırımcılarına da para ödemeliydi. Bu yüzden yatırımcılar Google'ın reklam göstermesini istiyordu. Ancak Page ve Brin arama sonuçlarının reklam olmadan
tarafından net ve tutarlı sonuçlar üretmesi gerektiğini düşünüyordu. İkili farklı bir gelir modeli üzerinde çalışarak büyük şirketlere reklam satmayı düşündü. Buna göre şirketler Google'a para ödeyecek ve Google arama sonuçlarında bu şirketleri en üst sıralarda gösterecekti. Zor olsa da bu iş modeli benimsendi ve Google anahtar kelimeler, fiyat ve tıklama oranlarını baz aldığı AdSense sistemiyle arama sonuçlarından para kazanmaya başladı. Elbette Google para kazanmaya başlayınca diğer teknoloji şirketlerinde dikkatini çekti. Ancak bu şirketlerden biri var ki vizyonsuzluğu ve kötü tercihiyle günümüzde ders kitaplarında bile anlatılır oldu. 2002 yılında dönemin en güçlü arama motoru olan Yahoo, Google'ın yükselişine kayıtsız kalmadı. Önce Google ile işbirliği kurdular ve bir süre Yahoo'nun arama sonuçlarının sağlayıcısı bile oldu. Ancak kırılma anı Yahoo'nun Google'ı 3 milyar dolara satın almak istemesinde yaşandı. Google 3 milyar dolarlık satın alım teklifini ucuz bulmuştu ve bunu 5 milyar dolara yükseltti. Ancak Yahoo için bu tutar çok pahalı geldi ve satın alımdan vazgeçti. Google yükselişine devam ederken aradan geçen 5 yılın sonunda Yahoo, Verizon'a 5 milyar doların altında bir ücrete satıldı. Bugün Yahoo denildiğinde çoğu kişi onun ne olduğunu bile bilmiyor. Gerçekleşmeyen bu satın alım Yahoo'nun kaderini kötü etkilerken Google için inanılmaz bir büyüme ve gelişmenin başlangıcı oldu. 2004 yılından itibaren hizmete sunduğu sayısız ürünle internetin kalbi haline gelen Google, 2015 yılında bu büyüklüğü daha büyük çatı şirket olacak olan Alphabet'i kurarak çevreledi. Peki 2004 yılından bugüne Google interneti nasıl şekillendirdi? 1 Nisan 2004'te Gmail hizmete sunuldu. O dönem mail hizmetini birkaç megabayt depolama alanı ile veren birçok firmanın aksine 1 gigabayt kapasiteyle sunan Google, anlık e-posta iletimi gibi yeni nesil teknolojiler sayesinde tüm dünyada en yaygın kullanılan posta hizmetlerinden biri haline geldi. 19 Ağustos 2004 yılında Google 85 dolarlık hisse fiyatı ile halka arz oldu. Halka arz toplamda 7 milyar dolarlık bir değerleme ile şirketi Silikon Vadisi'nin en değerliler arasına yerleştirdi. 8 Şubat 2005 yılında Google haritalar sunuldu. O dönem TomTom ve Garmin GPS haritalamada dünyanın önde gelen hizmet sağlayıcılarıydı. Ancak Google'ın yol tarifi, web tabanlı işletmeler ve aranacak oteller gibi birçok rehberi bünyesinde sunuyor olmasından etkilenmeyeceklerini düşündüler. Ancak bugün satılan her 3 telefondan ikisinde Google haritalar yüklü geliyor. 9 Ekim 2006 tarihinde YouTube satın alındı. Müşteriler arasında Microsoft, Viacom ve Yahoo'da bulunuyordu. Ancak 1.65 milyar doları ödeyen Google, YouTube'u bir parçası haline getirdi. İnternetin en etkili birinci aracı Google arama motoruysa, ikincisi şüphesiz YouTube'dur. Aylık 2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısı, her dakika 500 saatten fazla yüklenen video içeriği ve dünyadaki mobil trafiğin %40'ına yakınını üstlenen YouTube, bu anlamda Google içerisinde ikinci bir Google olarak hizmet veriyor. 2 Eylül 2008'de Google Chrome ortaya çıktı. Alışılmış tarayıcı düzeninden daha hızlı ve daha uyumlu tarama sunan Chrome, eklenti seçenekleri, özelleştirmeler ve Google entegrasyonuyla 4 yılda en popüler tarayıcı oldu. Şu anda ise dünyanın %60'ının kullandığı, varsayılan tüm tarayıcıları devre dışı bırakan vazgeçilmez bir Google işlemcisi haline geldi. 28 Eylül 2008 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran Android işletim sistemi 2005 yılında yapılan sessiz sedasız satın alımdan sonra ilk kez bir akıllı telefon üzerinde piyasaya sunuldu. HTC Dream modeliyle tüm dünyanın tanıştığı Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu yapısı, sayısız uygulama ve geliştirici desteğiyle telefondan tablete, TV'den akıllı saate ve hatta beyaz eşyalara kadar dünya çapında 3,5 milyardan fazla cihaz üzerinde çalışan bir işletim sistemi haline geldi. 5 Ocak 2010 yılında Google tarafından geliştirilen ve Android bir akıllı telefonun nasıl bir halde olması gerektiğini gösteren akıllı telefon Nexus sunuldu. İlk model HTC işbirliğiyle geliştirilse de daha sonraki modellerde farklı markalar Nexus markasının gelişimine katkıda bulundu. Her ne kadar günümüzde Nexus artık ölü bir halde olsa da mirasını piksel cihazlarıyla sürdürmeye devam ediyor. Ekim 2010'da bambaşka bir alanda Google sürücüsüz otomobiller için ilk girişiminde bulundu. Toyota ile başlayan işbirliği sensörlerle dolu otomobillerin yapay zeka desteğiyle kendi başlarına taşımacılık hizmeti sunmasına odaklandı. Bu çaba daha sonra şirket çatısı altında kurulan Waymo şirketiyle gelişime devam edecekti. Bugün Amerika'nın bazı bölgelerinde kullanılan bu sistem geleceğin dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. 15 Haziran 2011 tarihinde Chromos tanıtıldı. Chromos, basit bir deneyim temelinde web uygulamalarını bünyesinde barındıran ve Chromebook'lar için geliştirilen bütün bir işletim sistemi olarak ortaya çıktı. Acer ve Samsung tarafından üretilen ilk Chromebook'lar, daha sonra Asus, HP ve Lenovo gibi daha birçok farklı üretici tarafından da kullanılmaya başlandı. Özellikle eğitim alanında iyi bir deneyim sunan bu cihazlar kendi pazarlarında önemli bir yer edinmeye devam ediyor. 18 Mayıs 2016 yılında Google Asistan sunuldu. Siri ve Alexa'dan yıllar sonra kullanılma sunulsa da Android ekosisteminin etkisiyle kullanım oranında her ikisine de yaklaştı. Tüketicilere yönelik basit komutları yerine getirme, farklı etkileşimler ve erişebilirlikler sunan bu yapay zeka asistanı günümüzde birçok telefon, TV, hoparlör ve akıllı ev cihazında varsayılan olarak bulunuyor. 21 Mart 2023 yılında Google Bard tanıtıldı. 2022 yılında ChatGPT'nin yaşadığı büyük başarıya cevap olarak geliştirilen Bard, benzer bir yapay zeka modeliyle ortaya çıktı. 200 ülkede kullanıma sunulan bu chatbot, metin oluşturma, çeviri yapma ve daha farklı birçok alanda içerik
içerik üretmek için kullanılıyor. Henüz deneysel aşamada olan Bard, yakın gelecekte Google aramanın standardı haline gelebilir. İşte Google'ın 25 yıllık internet ve teknoloji serüveni. Bir yurt odasında okul teziyle başlayan süreç bugün milyarlarca insanın hayatına doğrudan veya dolaylı şekilde etki ediyor. Kullandığımız birçok servis Google ile çalışıyor ya da Google olmasa çalışmıyor. Örneğin 2013 yılında Google dünya genelinde 5 dakikalık bir erişim sorunu yaşadı. Bu 5 dakikalık sürede erişilemeyen Google internet trafiğinin %40 oranında düşmesine sebep oldu. 10 yıl öncesine göre kıyaslayacak olursak bugün Google'ı hayatımızdan çıkarmaya çalışsak internetin büyük bir çoğunluğu yok olacak diyebiliriz. Peki sizce Google'ın ya da benzer şirketlerin bu kadar büyük olması bir sorun mu, yoksa işlerin daha uyumlu ilerlemesi için bir fırsat mı? Yorumlarda tartışalım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.